M5 YouTube kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Sayın Ardan Zentürk ile birlikte gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sayın Zentürk, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi bir yayın diliyorum. Teşekkürler. Sıcak bir gelişme yaşandı dün gece. Ben hemen onunla başlamak istiyorum. İran ve İsrail'e değineceğim. Evet. Önce İran saldırısı nasıl başladı, nasıl gelişti? Kısaca buna değinelim. Daha sonrasında da şuna değinmek istiyorum. İran'ın saldırıyla ilgili hem Amerika hem de Rusya'ya haber vermesi neye işaret? Taraflar arasında bir diplomasi yürütüldüğüne işaret gibi çünkü. İran saldırısı göstermelik denilebilir mi? Şimdi tabii ilk en önemli soruyu en son saniyede sordum. Gerçekten gelişmeler esasında geliyorum diyen bir saldırıydı. Dikkat ediyorsanız İsrail bugüne kadar bütün İran'a dönük saldırılarını hiç ilan etmeden ve hatta saldırıyı yaptıktan sonra da üstlenmeden gerçekleştiriyor. 1 Nisan 2024 Şam. İran'ın büyükelçilik binası ve özellikle de İran devrim muhafızlarının önde gelen komutanı ile ekibinin toplantı yaptığı konsolosluk binası tahrip edildi. F-35A savaş uçaklarıyla yapılan bir saldırı ve Suriye ve Rusya hava savunma sistemi nedense işlemedi. Ve İran çok ağır bir kayıp verdi orada ve ayrıca bence yapılan işlem uluslararası hukuka göre büyük bir korsanlıktı. Yani esasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu işin kınanması, dünyanın da İsrail'i kınaması gerekiyordu. Fakat artık hukuk dahil her şey o kadar çok eğilip bükülüyor ki ve taraflar kendi sahip oldukları görüşlere göre o kadar rahat bir biçimde çifte standart, hukuk dışı davranış vesaireyi destekliyor ki biz bile artık takip edemez hale geldik. Esasında egemen bir devlet olarak Birleşmiş Milletler'de üyeliği devam eden bir Suriye var. Sevelim veya sevmeyelim bu Suriye'yi Şam yönetimi yani Beşar Esed yönetimi temsil ediyor. Ve bu temsiliyet çerçevesinde baktığımız zaman da bir yönüyle egemen bir devletin başkentine dönük büyük bir saldırı gerçekleşmiş oldu. Ve esasında ikinci olayda egemen bir devletin dış temsilciliği vuruldu. Yani bu neresinden baksanız üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir eylemdi. Dünya bu eylemi konuşmaktansa nedense İran'ın nasıl bir reaksiyon, nasıl bir tepki, nasıl bir saldırı gerçekleştireceğine odaklanmayı daha çok tercih etti. Belki de herkesin işine bu göre geldi. Yani sonuç itibariyle İsrail Gazze'de yapmış olduğu soykırım nedeniyle yargılanıyor olsa bile hala da hukuk ve uluslararası küresel sistem açısından el üstünde tutulan bir devlet görüntüsü veriyor. Bu yönüyle baktığınız zaman gerçekten de sonra dakika dakika izlediğimiz kadarıyla İran bayağı bir hazırlık yaptı ve ilk defa yani bu ilk defa derken tabii 1991 yılında dönemin Irak diktatörü Saddam Hüseyin Sovyetler Birliği'nden aldığı Scud B füzeleriyle İsrail'i bir iki defa vurma başarısı göstermişti. İsrail'i ilk vurandır, doğrudan vuran Arap rejimi olmuştu o dönemde. O günden bu yana demek ki 30 küsür yıldır ilk defa İsrail toprakları bir başka devletin unsurları tarafından hedef alındı. Şimdi alınan bilgilere göre 300-350 kadar havada uçan bir cisimden bahsediyoruz. Ve bu senin de biraz önce belirttiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya başta olmak üzere küresel güçlerin hepsinin bilgisi dahilinde yaşanılan bir saldırı gözüküyor. İran'ın elinde füzeler var. Çok güçlü seyir füzeleri var. İran'ın balistik kapasitesi bugün Paris'e kadar uzanan bir kimlik taşıyor. 5000 kilometre, 6000 kilometre veya üstü. Gerçi hipersonik füzesi yok ama yakında o da olabilir. Fakat
İran bu saldırıda daha çok SİHA'larını, yani silahlı insansız hava araçlarını kullanmayı tercih etti. Niye? Efendim, şimdi ifade edilene göre çok güçlü bir hava savunma sistemi çerçevesinde füzeler belki düşürülebilir, önlenebilir vesaire, ama işte uzaktan komuta kabiliyeti ve manevra kabiliyeti nedeniyle SİHA'ların daha etkili olabileceği söylüyor. Hayır, bence değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ürdün ve Fransa İsrail'e ihtiyaç duymadı. Bütün o şeyleri, saldırı SİHA'larını düşürdüler. Yani işte Daniel Agari kendisi teşekkür etti Fransa'ya. Meğer sizin dedi radarlarınız ne kadar güçlüymüş, jetleriniz ne kadar güçlüymüş. Demek ki ya Fransızlar İsrail'e bize haber vermeden ve dünyadan gizlice uçaklarını sokmuşlardı, yahut da İngilizlerle beraber Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssünden havalanarak, ağır otur diyoruz biz ona, onlar Akrotiri'de, oradan havalanarak bu önlemeleri yaptılar. Ürdün yaklaşık 100 kadar İran SİHA'sını düşürdü ve seyir füzesini tek başına. Yani bu yönüyle baktığınız zaman anladığımız kadarıyla İsrail'e pek de iş düşmedi kendini savunmak için. Batılı devletler artı Ürdün bu işi gayet güzel başardılar. Bu yönüyle baktığınız zaman acaba nasıl bir oyunla karşılaşıyoruz onu da düşünmeden edemiyorsunuz. Niye? Çünkü İran elindeki bütün kapasiteyi kullanmıyor. Sınırlı bir saldırı düzenliyor. Aha. Sınırlı. Yani ucu açık değil. Sınırlı bir saldırı. Bu da kolay atlatılıyor. %99'u düşürülerek falan. Amerika'nın bilgisi var. Rusya'nın bilgisi var. Bizim de belki de bilgimiz var. Bilemem. Yani çünkü bize de yansıyabilir bunlar. Ve bu yönüyle baktığın zaman gerçekten acaba herkesin mutlu olduğu bir sonuç mu yakaladık diye bir konu ortaya çıkıyor. Bir, İsrail İran'a büyük bir meydan okuma yapıp devamında işte İran'dan bir tepki alan bir devlet konumunda, ama sonuç itibariyle bu tepki kimseyi tatmin etmedi. Bu yönüyle baktığınız zaman İsrail hem istediğini yapan hem de sonuç itibariyle karşı tarafı baştan bastıran bir kimlik taşıyor ve özellikle Joe Biden başta olmak üzere Amerikan yönetiminin bütün bu yaptıklarına rağmen, kendilerinin durdurmuş olmasına rağmen saldırıyı, bu büyük bir İsrail hava savunma başarı öyküsüdür falan diye ortalığa dökülmeleri bundan kaynaklanıyor. İran mutlu. Çünkü Bagheri, yani Genelkurmay Başkanı, biz hedefimize ulaştık dedi. Nasıl ulaştılarsa, yani sadece İsrail'i vurmuş bir devlet pozisyonuyla. Amerika mutlu. Çünkü bir an önce bu İran'ın meselesini atlattı kazasız belasız İsrail'i koruyarak. İsrail kamuoyunda oluşmuş olan en kritik zamanımızda Amerika bizi terk etti düşüncesinin ortadan kalkmasına neden oldu. Ama aynı zamanda da İsrail'in İran'a muhtemel bir karşı saldırısını da önleyen bir süper güç olarak karşımıza çıktı. Şu an için bu böyle. Belki daha sonra İsrail'in ne yapacağı belli olmadığı için biz bunları yayınladıktan sonra İsrail belki İran'ı vurabilir mi? Vurabilir. Çünkü artık kontrolden çıkmış bir devlet yapıları var. Bu yönüyle baktığınız zaman acaba büyük bir tiyatro mu izledik? Yani ama sonuç itibariyle bu bir tiyatroysa bile çok tehlikeli bir tiyatro. Yani yüksek riskli bir tiyatro. Herkes yanlış anlayabilirdi bu tiyatroyu. Ve bir anda Orta Doğu büyük bir küresel çatışmanın ana merkezi haline gelebilirdi. Şu anda gördüğüm kadarıyla bu risk hala devam etse de büyük ölçekte azalmış durumda. Ve bu yönden baktığınız zaman ilginç bir geceydi gerçekten. Uzun ve ilginç bir geceydi ve
İsrail halkı sanıyorum Netanyahu'yu çok fena halde sorgulayacak. Yani bu artık çok belli oldu. Çünkü bir halk düşün, anlayamadığı bir 6 aylık savaşın sonunda bütün bir geceyi siren sesleri, patlamalar ve sığınaklarda geçiriyor. Yani bunu sorgulamamaları mümkün değil Balca. Siz de değindiniz. Birleşmiş Milletler kınama kararı çıkarmadı. Bunu da sormak istiyorum. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne dağıtılmak üzere bir mektup gönderdi. Mektupta 1 Nisan'da yapılan saldırı ulusal hukuka aykırıdır. 13 gün İran bekledi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir kınama kararı çıkmadı. Meşru müdafaa hakkımızı kullanmak suretiyle böyle bir müdahalede bulunduk denildi. İran böyle bir müdahaleyi yapmaya mecbur bırakıldı diyebilir miyiz? Aslında şimdi, size bir oyun dediniz. Şimdi oyun derken tabii her şeyi bir oyun olarak algılamıyorum ama anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin perde arkasında gerek İsrail'e gerek İran'a kabul ettirdiği bazı unsurlar olduğu yönünde söylüyorum. Fakat İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesini öne sürmesi önemlidir. Çünkü İran bunu doğrudan kendi egemenlik haklarını tek taraflı bir saldırı olarak gördüğünü ifade etmiş ve Birleşmiş Milletleri de gerçekten bu konuda göreve çağırmıştı. Fakat hem bu çağrısı boşa çıktı hem de İsrail sanki hiçbir şey yapmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya dolaşan bir karakter oluşturdu. Birçok hukukçuyla da konuştum. İran'ın bu şartlar altında 51. maddeyi kullanarak yapmış olduğu bu saldırı ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde doğru bir saldırı. Yani esasında bütün Batılılar dikkat ediyorsanız kınadılar bu saldırıyı ama başka ülkelerden kınama gelmedi. Yani şöyle söyleyeyim, Allah göstermesin, Türkiye benzerini yaşasa, eğer baksa ki bakar ki etrafta kimse bunu kınamıyor, o zaman ben gereken hesabı sorayım diye düşünür. İran'ın yaptığı da budur. İran özellikle ilk açıklamasında Birleşmiş Milletler üyesi ve uluslararası hukuka saygısı olan bir devlet olarak biz bu egemenlik hakkımızı koruduk diyerek zaten önemli bir mesaj da vermiş oldu bu yönden baktığında. Tabii şimdi bu tartışılacaktır mutlaka ama Batılılar ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar esasında. O nedenle olayı örtbas etmeye çalışmanın telaşı içindeler. İsrail sizce İran saldırısından sonra yeni bir mağduriyet mi ortaya çıkaracak? Ya da şöyle sorayım. Netanyahu savaşı yayarak kendi gücünü de sabit tutmak mı istedi? Yani Şam'a saldırması, büyükelçilik vurması, farklı noktaları vurması bundan dolayı mı? Sonuçta bir haftadır biz Gazze'yi değil, İran-İsrail'i konuşuyoruz. Öte yandan dün gece gerçekleşen saldırıyla Batı İran'ın bu saldırısını kınadı. Yani İsrail'e olan Netanyahu bir anda yeniden Batı camiasında Batı camiası tarafından destek görür hale geldi. Yeniden. Bu bir şekilde yani yönetimler açısından belki destek görüyor olabilir ama İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırım sonrasında görüntüsünü kurtarma gibi bir şansı yok. Yani mağdur İsrail görüntüsü artık tarihe gömüldü. Çünkü sonuç itibariyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım yapmakla suçlanan bir İsrail'le karşı karşıyayız. Eğer bir devlet soykırım yapmakla suçlanıyorsa onun artık mağduriyeti diye bir şey söz konusu olamaz. O tarihe gömüldü. Zaten İsrail bunu artık biliyor. Yani artık 70-80 yıl önce Adolf Hitler'in Yahudilere yapmış olduğu o Holocaust veya büyük soykırımı kullanarak insanlık önünde yeni vicdan azapları yaratabileceğini artık düşünmüyor. Çünkü o dönem Gazze'deki soykırım ve katliamlarla ve o çocuk ölümleriyle beraber sonlandı. Batı devletleri açısından bir güven tazeleme söz konusu mu? Olabilir. Batı kamuoyu için güven tazeleme söz konusu mu? Hayır. Yani çünkü Batılılar
İsrail'in bu gerçek yüzünü çok net olarak gördükleri için İsrail sonuçta çok ciddi köşeye sıkışmış bir durumda. Bu çerçevede baktığın zaman evet, Netanyahu Şam'daki o saldırıyı gerçekleştirdiğinde işlerin buraya kadar varacağını bilerek yaptı. Ama oradaki esas amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinden hızla kopan yönetimini yeniden İsrail'in içine çekmek, hatta Amerika'yı İran'la yaşanabilecek bir çatışmaya çekmekti. Fakat Joe Biden kendi seçmeni ve kendi Batı kamuoyu açısından İran'ı bu olayda, münhasıran bu olayda çok net olarak destekledi. Fakat İsrail için İran'la çatışmayacağını da çok net Netanyahu'nun kendisine söyledi. Yani demiş ki sakın retaliation, yani bu saldırıya yeni bir saldırıyla cevap verme, beni yanında bulamazsın. Yani o zaman seni İran'la baş başa bırakırım. Artık ondan sonra İran sana ne yapar, sen İran'a ne yaparsın ona ben karışmam demiş. Bu yönüyle baktığın zaman önemli bir sonuç bu. Yani İsrailliler kendilerini çok böbürlendiriyorlar hani bu işi de atlattık falan diye, ama içlerinde müthiş bir kırıklıkla yaşamaya başladılar. Çünkü Netanyahu'nun ve kadrosunun Gazze'de sergiledikleri görüntü artık onların ulusal kimliğinin içine yapıştı. Çok kötü bir şey bu. Bu bir yapışma. Bu kolay kolay da söküp atamayacağınız bir şey. O yüzden çok ciddi bir krizle karşı karşıyalar. Peki İran, İsrail bir hata daha yaparsa müdahale daha şiddetli olur dedi. Hı. İsrail sizce İran saldırısına karşılık verecek mi, ya da nasıl bir karşılık gelmesini bekliyorsunuz? İran saldırısına karşılık vermesi aptalca olur. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla İran bu saldırıda aynı zamanda Amerika, Fransa ve İngiltere ve Ürdün'ün İsrail'i savunma sistemleri konusunda bilgi sahibi oldu. Ve esasında İsrail'e ait demir kubbenin de bir işe yaramadığını da gördü. Daha güçlü balistik füzelerle bir saldırı gerçekleştirmesi halinde rakiplerinin çok zor anlar yaşayabileceğini de anladı. Ve o balistik füzelerden yüzlercesi şu anda yeraltı depolarında duruyor İran'ın. Yani böyle de bir durum var. O yüzden sanıyorum diyorum çünkü Netanyahu ve ekibi o kadar kontrolden çıkmış bir karakter sergiliyor ki onlar hakkında kesin olarak konuşmak imkansız hale geldi. Hayır efendim yapmazlar diyemiyorsunuz çünkü Amerikalılar daha geçen dün NBC televizyonu Amerika'nın bir Pentagon yetkilisi veya benim anladığım kadarıyla güvenlik baş danışmanı Biden'ın Jake Sullivan, ama ismi verilmiyor. Aynen şöyle dedi. Biz dedi İran'ın yine İsrail'in yine bir stratejik karar hatası yapmasından çekiniyoruz. Çünkü sürekli hatalı kararlar alıyorlar dedi. Yani Amerika'da yorulmuş vaziyette İsrail'de. Fena halde yorulmuş vaziyette. Bir an önce bu işlerin derlenip toparlanmasını istiyor esasında. Türkiye'yi de değerlendirelim. Tüm bu gelişmeler, sıcak gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin bu resimdeki yeri hakkında konuşmalım istiyorum. İnsanlar çünkü tedirgin de olmaya başladılar. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkıyor, Türkiye'ye ne olacak diye sorular soruyorlar. Bizi neler bekliyor? Türkiye veya dünyayı neler bekliyorsa ben size söyleyeyim, eğer bu siyasi kadrolar, mevcut siyasi kadrolar, Putin'iyle, Biden'ıyla, Trump'ıyla, işte Netanyahu'suyla, Macron'uyla, her kimse bu kadrolar böyle devam ederse bizi bir üçüncü dünya savaşı bekliyor. Yani insan oğlunun çok büyük kayıp vereceği ve dünyanın yaşam alanı olmaktan çıkabileceği çok vahim bir sonuca doğru ilerliyoruz. Çünkü kimse barışı konuşmuyor. Barışı yeniden yapılandırma, barış savaştan zordur.
uluslararası sistem açısından kolay olan savaşmaktır. Çünkü sonuç itibariyle sizin elinizde güçlü silahlar vardır ve karşınızdakiyle müzakere onun olduğunu düşünmektense kendinizin tamamen haklı olduğunuzu düşünerek o silahları kullandığınızda savaş çıkar. Bunun örneği Gazze'dir, Filistin'in Batı Şeria'dır, Ukrayna'dır, Sudan'dır, neyse. Ama özellikle 3 noktada küresel güçlerin çok ciddi bir hesaplaşma alanı doğuyor. Biri Pasifik, biri Orta Doğu ve öbürü Ukrayna. Şimdi bu 3 kaynayan noktada kontrol elden çıktığı zaman ve oradaki kamplaşmalar, oradaki gruplaşmalar birbiriyle askeri açıdan karşı karşıya gelmeye karar verdiği an itibariyle yapılabilecek hiçbir şey kalmaz. Bakın J.P. Morgan'ın patronu kendi hissedarlarına yazdığı mektupta diyor ki İkinci Dünya Harbi'nden bu yana böyle bir dönem yaşamadık. İkinci Dünya Harbi'nin şartlarını yaşıyoruz diyor. Bunu bize söylemiyor adam. Medyaya da açıklamıyor. Kendi hissedarlarına yazdığı yıllık mektubu var adamı. J.P. Morgan dünyanın en ünlü küresel finans kuruluşu. Ve adam kendi hissedarlarına diyor ki çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Sonumuzun ne olacağını ben de tahmin edemiyorum diyor. Şimdi J.P. Morgan'ın başındaki adam bu işin gelişimini merak edenlere veya kendi hissedarlarına tam olarak analiz edemiyorsa ben hiçbir şey yapamam. Yani sonuç itibariyle olayın içinde olan onlar ve benim gördüğüm kadarıyla Türkiye çok güçlü bir savunma konsepti geliştirmek zorunda ve özellikle ekonomisini ve çevre sorunlarından kaynaklanan su kaynakları vesaire gibi bazı konuları önceleyen bir stratejiyle 21. yüzyılın ilerleyen yıllarına hazırlık yapmamız lazım. Yoksa sonuç itibariyle bütün uluslar ama bütün uluslar kısa bir zaman diliminde bir beka sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Ukrayna'ya da dönelim değinmişken siz. Rus askeri Chasivyar'a ulaştı. Doğu cephesinde Ukrayna için durum daha da zor hale geldi. Hem son durumu konuşmak istiyorum hem de siz kendi kanalınızda ele aldınız. Ben de dinledim, keyifle dinledim, öğrenerek dinledim. Burada da sormak istiyorum. NATO'nun Rus askerini durduramaması nasıl bir sonuca ulaştıracak bizi? Gelecekte neler olacak? NATO neden durduramıyor Rus askerini? Gerçekten anlamakta güçlük çekebileceğimiz bir durum. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikasının bu ölçekte Ukrayna gibi küresel bir sorunu kilitlemiş olması kabul edilebilir bir şey değil. Bu öncelikle NATO'ya ve NATO'nun lideri olan Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük ciddi güvensizlik ortamının doğmasına yol açabilir. Düşünebiliyor musunuz? Bir savaşın ortasında tam en kritik zamanında bir müttefikinizi yarı yarıya kaderiyle baş başa bırakıyorsunuz. Şimdi Ukrayna gerçeğinden yola çıkarak Polonya'nın, Çek Cumhuriyeti'nin, Slovakya'nın, Macaristan'ın, Romanya'nın yani bu kriz bölgesine yakın tüm devletlerin Finlandiya dahil ne düşünebileceğini merakla izliyor. Çünkü sonuç itibariyle onlar da şöyle düşüneceklerdir. 2 yıldır desteklediği Ukrayna'yı bir iç politika kavgası sırasında yapayalnız bıraktı. Yani bu Türkiye'nin de sorması gereken bir konu. Gerçi biz şerbetliyiz. Niye şerbetliyiz? Bizi NATO özellikle güneyimizden yani Irak-Suriye hattından kaynaklanan risklerde yeteri kadar yalnız bıraktı zaten. Yani bizim şerbetimiz var bu konuda. O yüzden kendi kuyruğumuzu kendimiz kesebiliyoruz. Ama sonuç itibariyle küresel bir olaydan bahsediyoruz. Hatırlayacaksın, Ekim ayında yaptığım bütün yorumlarda İsrail Savaşı'nın patlamasıyla beraber Ukrayna'nın yenilgiye yönelebileceğini ifade etmiştim.
ve özellikle 1968-71 yılları arasında güçlü Yahudi lobisinin Vietnam Savaşı'nı nasıl kaybettirdiğini ve Amerika'ya ve sadece ve sadece Amerikan savunma sanayinin İsrail'i desteklemesi için Güney Vietnam'ın nasıl kurban edildiğini de anlatmıştım Henry Kissinger'ın anılarından yola çıkarak. İşte o senaryo hala devam ediyor. Çünkü küresel sistemin köşe başlarını tutmuş olan güçler dikkati dağılmış, ikiye bölünmüş, üçe bölünmüş bir Amerika istemiyorlar. Yani Çin'le ve Rusya'yla yaşanılmakta olan gerginlikleri gölgede bırakacak bir Orta Doğu krizi yaratıyorlar. Esasında Orta Doğu'da bugün yaşanılmakta olan bu kriz küresel sistem açısından bir anlam ifade etmiyor. Bu çok bölgesel bir konu. Nedense Yahudi lobisinin dünya medyası ve siyasetindeki çok yüksek ağırlığı ve nedense Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerinin çok yüksek paraları son derece bölgesel bu problemin küresel bir yapıya kavuşmasına neden oluyor. Ben Filistin sorununun küresel bir sorun olduğuna inanmayanlar grubundanım. Küresel sorun derseniz bana Ukrayna'yı işaret ederim, Pasifik'i işaret ederim. Üçüncü Dünya Savaşı'nın temelleri ve cephelerinin oralarda kurulduğuna inanıyorum. Buradaki meselenin bu kadar dallanıp budaklanıp esas meseleleri gölgede bırakıyor olması gerçek anlamıyla insanlık açısından bir felaket. Bugün Çasif Yar düşerse Ukrayna'da, Avdiivka, Bahmut, Çasif Yar. Çasif Yar düşerse en az 3 Ukrayna kenti daha Rusya'nın tehdit noktasına düşecek. Şimdi bunu durduramayan bir NATO ve bunu durduramayan bir Avrupa, Amerika, Transatlantik İttifakı nasıl olacak da Pasifik'te şurada burada kendini koruyabilecek? O yüzden baktığınız zaman gerçekten Ukrayna hem Avrupa güvenliği açısından hem de genel anlamda Batı'nın gücü açısından kelimenin tam anlamıyla bir turnusol kağıdına dönmüş vaziyette. Buradan ya sağ çıkacaklar ya ölecekler. Çünkü krizin geldiği nokta ara formül bulma şansımızı kaybettirdi. Gerçi dün Dimitri Peskov çıktı dedi ki arkadaş biz dedi 2022 Mart ayında İstanbul'da Ukrayna ve Rusya olarak bir mutabakata varmış idik. O mutabakat bizim için hala geçerlidir. Oradan yola çıkan bir formül bulabiliriz dedi. Yani bunun şu anda ne kadar geçerli olup olmadığını bilemiyoruz. Ama ben o mutabakat ve devamındaki yaşanılan olaylarla ilgili çok sayıda kitap ve bilgi okudum. Gerçekten Türkiye o sırada üzerine düşeni yapmış ve belli bir mutabakatı da sağlamış. Fakat dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın müdahalesi sonucunda belki de Ukrayna Savaşı bugüne kadar 2,5 yıldır boş yere yaşanıyor. Yani orada bir mutabakat yakalanmışken orada bitebilirdi bu savaş. Fakat işte şu anda hala dünyayı etkileyen en önemli savaş olarak devam ediyor. O yüzden yani o cephe sadece Ukrayna açısından değil Balca. Saldırganlığa ve hegemonyacılığa karşı direnişin ana cephelerinden biri olarak görülüyorsa Ukrayna, o zaman insanlık açısından da çok ciddi bir risk var demektir. Çok doğru. Fazla da artık değerlendirmelerde bulunulmamaya başlandı Erdem Bey. Yani ben görüyorum, bakıyorum, takip ediyorum. Hani Ukrayna, Rusya
Yani tabii ilk zamanlarki kadar sıcak değil, onu anlayabiliyorum ama bu kadar önemli bilgiler verirken siz hani bakıyorum ulusal ve uluslararası basına da fazla artık üzerine düşünmüyor. Sanki böyle bir şeyler göz ardı ediliyor gibi, kapatılıyor gibi ya da görmezden geliniyor gibi bilmiyorum ama sizin kadar meselenin bu kadar önemli noktalarına değinen, ele alan fazla kişi de görmedim açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi Vietnam Savaşı'nı kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yaşadığını, 1984'lere, 85'lere kadar nasıl kendini toparlayamadığını çok iyi yaşamış bir kuşağın elemanıyım. Yani bir savaşın, bu tür küresel bir savaşın kaybedilmesi halinde dünya sisteminin nasıl bir türbülansa gireceğini gayet iyi bildiğim için dikkatle takip ediyorum. Ve bu türbülansı esasında siz gençler yaşıyorsunuz. Yani yüksek enflasyonlarla, işsizlikle, sosyal adaletsizlikle ve sürekli gerginlik taşıyan bir küresel sistemle yaşıyorsunuz. O yüzden bunun küçük görünmesi veya göz ardı edilmesi mümkün olmamalı. Ve gerçek anlamıyla baktığınız zaman bu kadar tansiyonun, bu kadar yüksek basıncın adeta bu küresel sistemi bir düdüklü tencere haline dönüştürmüş olması, ama emniyet stopu sürekli kapalı. Yani siz kadınlar daha iyi bilirsiniz ya, o emniyet stopunun bir şekilde açık olması ve buharın dışarı çıkması lazım. Eğer o kapalıysa veya bozulmuşsa patlama kaçınılmazdır. Ne yazık ki insanlık şu anda bütün yönleriyle o patlamaya doğru ilerlerken, tabii ki Ukrayna en önemli. Bakın, Litvanya küçücük bir ülke, Baltık Cumhuriyeti. Ben Estonya'ya gittim, şansım olmadı. Litvanya'ya gitmedim ama çok hoş yerler. Allah savaştan korusun, çok güzel yerler. Şehirleri çok hoş, kültürleri çok hoş. Bu dün itibariyle Litvanya aldığı emirle bütün insanların sivil savunma eğitiminden geçmesini ve ülke çapında kurulmuş 26 komutanlığa kaydolmasını zorunlu kıldı. Şimdi bu iyi bir şey mi? Yani bu nereye gideceği? Şimdi Litvanya'ya gittiğinizde bir gemi turu alsanız, Baltık'a çıksanız, masmavi deniz, güzel hava, hele ilkbahar aylarında harikadır. Yani kültürleri çok barışçıdır, çok zevkli insanlardır falan filan. Yani uzun uzun anlatmama gerek yok. Şimdi o insanlar sivil savunma eğitimi alıyor. Ama muhtemel bir büyük kapışmada şansları var mı? Hayır, hiç yok. Hepsi ölecekler. Yani böyle bir dünyayı mevcut siyasi kadroların ısrarla bize yaşatıyor olmasını pek uygun bulmuyorum. Uygun değil, yani kınıyorum esasında. Çünkü siyaset, efendim ben İHA yaptım, SİHA yaptım, tankım yolda, evet gemimi aldım, işte ona ben bilmem neyim. Ya bununla sadece yürümek mümkün değil. O zaman herkes birbirine yumruk atar, değil mi? Yani günlük hayatta. En doğrusu barışı nasıl kuracağız? Hep 3 yıldır, 4 yıldır, hatta daha fazla zamandır Star gazetesindeki köşe yazılarımda bundan 7, 8, 10 yıl önce hep şunu söyledim. İnsanlığın 1848'de yapılmış, pardon, 1814'te gerçekleşmiş, 1814'te gerçekleşmiş Viyana Konferansı gibi bir konferansa ihtiyacı var. O Viyana Konferansı Avrupa'ya tam 100 yıllık barış getirdi. 1914'e kadar o Viyana Konferansı'nın aldığı kararlar doğrultusunda büyük güçler birbirleriyle çok fazla yüz göz olmadılar. Ama 1914'te tencere patladı, düdüklü tencere ve büyük bir savaş. Şimdi bu tür inisiyatiflere ihtiyacımız var. Biz nerede anlaşamıyoruz ve neyi anlaşamıyoruz ve neyi bölüşemiyoruz? Bunun iyi tartışılması lazım. Talleyrandlar gibi falan diplomatlara ihtiyacı var bu dünyanın. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin
bugünkü kapasitesizliği, bugünkü zayıflığı esasında dünya kadrolarının zayıflığının bir örneği. Yani hiçbir gelişmeyi önleyemeyen bir Birleşmiş Milletler, hiçbir savaşı önleyemeyen kurumlar, ama bunun bir sonu olması lazım. Bunun bir yerde ya biz ne yapıyoruz diye insanların sorması gerekiyor. Çünkü şöyle bir baktığınız zaman Myanmar'dan Yemen'e, Yemen'den Sudan'a, Sudan'dan Batı Sahra'ya, yani açlık, felaket, savaş, Filistin. Bugün çok önemli bir laftı. USAID'in başındaki kadın şöyle bir açıklama yaptı 2-3 gün önce. Dedi ki Gazze'de dedi, açlık var. Bildiğiniz açlık dedi. İnsan eliyle üretilmiş bir açlık. Ama dedi açlık bölgesinden 40 kilometre doğuya doğru yürüdüğünüzde İsrail topraklarındaki bütün süpermarketler ağzına kadar gıda maddesi dolu dedi. Şimdi bu o kadar güzel bir açıklama ki esasında 21. yüzyılı anlatan bir ifade. 40 kilometre, sadece 40 kilometre. Arada bir sınır var, Gazze sınırı. Ama 40 kilometrenin bu tarafındakiler sabahleyin veya öğlen akşam markete gidip evde sepetleriyle hepsini doldurabilirler. Ama 40 kilometrenin batısında Gazze şeridinde insanlar bir lokma ekmek bulamıyorlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şimdi bunu tartışması lazım insanlığa. Efendim İran kazanır mı? İran batsın. İsrail bilmem ne yapar mı? İsrail de batsın. Eğer böyle devam edeceksek herkes batsın. Çünkü bunun artık insanlıkla bağlantılı bir kimliği kalmadı. Strateji, bunların hepsi bir yere kadar. Biz bu kadar fikri niye üretiyoruz Balcı? Biz bu kadar fikri insanlar güvenlik içinde, huzur içinde ve zengin olarak yaşasın diye üretiyoruz. Ama biz bunları düşündükçe, konuştukça savaşlar artıyor. Açlık artıyor. Akdeniz'in o kıyısında Roma İmparatorluğu'ndan beri açlık olmadı. Bunu hiç kimse konuşmuyor. Akdeniz, eski Roma, Yunan medeniyeti, Cenevizliler, Venedikliler, sonra Türkler, Araplar, Hazreti Muhammed, yani dünyanın bütün var olan kültürlerinin doğduğu bu coğrafyada yaklaşık kayıtlı tarihe göre 10 bin yıldır açlık yaşanmadı. Ama biz insan eliyle Gazze'de açlık ürettik. Bunu tartışamayacaksak o zaman zaten bu sistemin ve bütün bir dünya sisteminin çok ama çok iyi değerlendirilmesi lazım. Öyle güzel konuştunuz ki öyle doğru. Bence diyecek. Artık bitirelim. Evet, bu kadar laftan sonra. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Tüm bilgilerinizi paylaştığınız için her hafta olduğu gibi. Benim sorularım da zaten bitmişti. Haftaya bizler yeniden M5 YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.